Merhabalar. 49. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası 7. etabı, 7. etabını tamamlamış bulunuyoruz. Kuşadası belirlenirse o takımların akıbeti açısından da sıkıntılar doğurur. Evet, ön grupla kaçan grup şu anda ekranlarınızda? Bu grupta kimler vardı hatırlayalım. Orica Greenwich'ten Hepburn, Britanya'dan Jarye, CC Polsat'tan Mihailov, Vaskur Team Nova Nordisk'ten ve de Finetto Vini Fantini'den şu anda denize iniyor bisikletçiler. Arka grupla aradaki fark 18 saniyeye indi ve işte artık İzmir'e giriş yapıyoruz değerli seyirciler. Türkiye'nin 3. büyük metropolü ve en önemli fuar merkezi, güzel İzmir'imizi selamlıyoruz. İzmir'i, İzmirlileri gönülden ve de en sıcak duygularımızla selamlıyoruz. Bu seneki görüntüler çok daha iyi. Biraz önce bunu söylemiştim. Geçen sene böyle bir görüntüye bile ulaşamamıştık. Sahil boyunca palmiyeleri, hurma ağaçları ve geniş caddeleriyle, limanıyla kuşkusuz ülkemiz için çok önemli bir yere sahip kentimiz. Uluslararası sanat festivalleri ve bu yıl 9 Eylül'de 82.si düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Fuarı'yla ve de dileriz bu yılın Kasım ayında mutlu sona ulaşılacak 2020 Expo'sunun müstakbel ev sahibi kentimiz. İki tane çok büyük sprinterini kaybetmiş olan Blanco'yu kalan 6 kişisiyle bile hala sprinte hazırlanmakta olduğunu görüyoruz. Onları hemen hatırlayalım. Theo Mark Renshaw ve de Theo Boss. Biliyorsunuz Antalya etabı bitişi öncesindeki büyük kazada birbirlerine takarak yaptıkları, ne yazık ki yarışı bırakmak zorunda kaldılar. Yarışı bırakmak zorunda kaldılar ve ameliyat olmak üzere de ülkelerine döndüler. Ameliyatlar aslında çok önemli bir ameliyat değil. Köprücük kemikleri parçalı kırıklığı. Bisikletçilerin çok sık karşılaştıkları bir kırık türü. İşte birkaç hafta bisiklete binemeyecekler ama daha sonra iyileşmeleri sağlanacak. Şimdi tabii ki şu anda yakalanacağı artık kesin gibi görülüyor. Bundan sonra bakın Blanco'yu görüyoruz. Gördüğünüz ve Netap Indura geldi yan tarafa. Netap'ta bir Alman takımı. Aradaki fark şu anda 10 saniye gibi görünüyor ama Tur Radyosu'ndan 15 saniyelik bir fark olduğu söyleniyor. Şu anda Michael Hepburn kaçtı. 64 numarayla Orica Greenwich'ten bu etabı almak istediğini aslında baştan itibaren gösteren bir isim. Genel bireysel sıralama için hiçbir şansı yok. Michael Hepburn velodrom geleneğinden, Avustralya velodrom geleneğinden gelen bir yıldız. Dünya şampiyonu. Görüyorsunuz tek başına kaçabilme yeteneğini yarışın son 7-6 kilometresinde bile gösteriyor. Ekranlara gelen sporcu velodromdan yetişmiş Michael Hepburn. Bu
sıralama sayarında yer aldığı arka grup ile şu anda Michael Hepburn arasında bir 12-13 saniyelik fark var. Tabii ki dilemiyoruz böyle bir şey ama eğer son 3 kilometre içinde bir kaza olursa biliyorsunuz ki sporcular bilinciyle aynı dereceye bitirmiş oluyorlar. Evet. Bitirmiş oluyorlar. Yani Mustafa Sayar ön taraftaki bisikletçiyle arasında 3 kilometrelik fark içinde eğer son 3 kilometre içinde girdiği takdirde herhangi bir kaza durumunda hocanın da söylediği gibi aynı dereceyi de bitirmiş sayılacak. Argos Shimano'nun deminden beri, daha doğrusu deminden beri değil yani kilometrelerceden beri Argos Shimano'nun çok çalıştığını, Marcel Kittel ve de ya da Nicias Arndt'tan bir tanesini mutlaka ilk üçe sokmak için uğraştığını görüyoruz. Tamamıyla yarışı domine edenler, kontrol edenler Argos Shimano takımı. Hollanda'nın Argos Shimano takımı. Biraz sonra Cumhuriyet Meydanı geçilecek ve de Atatürk Caddesi'ne gelinmeden önce Talatpaşa Bulvarı'na girilecek. Ve Talatpaşa Bulvarı'nın en sonunda Atatürk Caddesi'nin sahildeki dönüşüyle kesinti yapıldığı noktadan neredeyse 360 metrelik bir dönüş, hani o kadar olmasa bile 300 derecelik bir dönüşle geriye doğru Kültür Park Fuar alanına doğru Şairpaşa Bulvarı'na yönelecek bisikletçiler. O dönüş anından itibaren tam 1 kilometrelik mesafe kalacak yarışın bitimine. Alt geçit de geride kaldı. Sağ taraftan, yarışın sağ tarafından MTN Kubeka'nın gittiğini görüyoruz. Biraz sonra gösterirse koyu sarılı formalı, siyah sarılı Gerald Schiolek, Alman Gerald Schiolek'in takımı. Konaktaki alt, evet, alt geçitte geçiliyor. Michael Hepburn'un üstünlüğü devam ediyor. Hemen onun arkasında büyük grup artık. Onun sürekli olarak yarışı götürdüğü altılı gruptaki diğer 5 bisikletçi de arka grup tarafından yakalandı. Evet.